Tavşan, sonra taş, tavşan, taş. Bunu 5 dakika yaptığınız zaman tavşan, taş, tavşan. En basit egzersizlerden bir tanesi bu. E, bir örnek daha verin ya, çok güzel bu egzersizler. Şans her zaman havada süzülür, bu da sizsiniz. Mesela fast food yiyecekler fast foodlar gerçekten beyin enerjisini çok düşürüyor. Günde 5 dakika bir bardak suya bakmak bile olabilir. Benim de çok sık yaptığım bir şeydir. Çocuklara yapabilir mi aileler? Çocuklara, kendilerine. 7 akşam uyku haline geçmeden önce. Herkesin yapamazsın dediği bir şeyi yapmış Elif Hanım. Yani iyi hissetmek için kendimi sürekli yemek yiyordum. Bazen bu tıkınırcasına yemek yemeye kadar kayıyordu. 30-35 yakın bir kiloyu verdi. Allah aşkına şimdi izleyici diyecek ki ne yaptı Elif Hanım diye soracak. Zihin enerjisinin alfaya düştüğü zamanlarda kendinize söyleyeceğiniz her şey aslında bir otoyipnozdur. Para balık kolaylıkla gelir ama çok hızlı bir şekilde. Yani sizin bir daha okuyamayacağınız bir hızda kendi kendine otoyipnozu alır mesela maçlardan önce özellikle. Elimizde kayan ekranlar var, teknolojik imkanlar var ama biz aslında bilinçaltında buna yabancıyız. Efendim merhabalar. Perda Yıldırım YouTube kanalında yine ilk defa konuşacağımız bir konu ve konukla beraberiz. Biraz uzaklardan geldi konuğumuz. Hemen sizlere kendisini tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz, ayaklarınıza <laughs> sağlık. Elif Erdenay, Beyin Koçu. Evet. Hoş geldiniz Zızaşmadım. Elif Hanımcığım. İlk defa konuşacağız evet. sizin alanınızı. Beyin Koçu şimdi de şaşırabilir. Ne veren bir şey bu Beyin Koçu? Ben bir cümle söyleyeyim alanınızla ilgili. İçini lütfen siz doldurun. Diyor ki Elif Erdenay, zihnin korkularını ve sınırlarını yok ederek... Başarmana yardımcı oluyorum. O başlı başına epey iddialı bir cümle tekrar ediyorum. Zihnin korkularını ve sınırlarını yok ederek başarmana yardımcı oluyorum. E bunlar gittiği zaman başarı geliyor zaten. Aynen öyle o şekilde oluyor. Siz anlatır mısınız biraz alanınızı? Beyin koçluğu ne demek? Aslında başka bir koçluk modeli daha fazla e, beyin performansını öğrenip belindeki e, nöroasyasyonları tekrardan yeniden düzenlemekle alakalı bir koçluk modeli. Bu şekilde e, zihnimize tamamen hakim olarak mutlular ve başarıya programlıyoruz. İnsan zihnine tam olarak hakim olabilir mi? E, tabii doğru tekniklerle, pratiklerle tabii ki olabilir. Nedir mesela bunun doğru tekniği? Şimdi böyle bir klişe bir laf vardı yani beynimizin yüzde yüzünü kullansaydık neler yapardık. Aslında beynimizin yüzde yüzünü kullanıyoruz ama o kadar yapabiliyoruz demek ki. Dolayısıyla e, doğru teknik ve pratiklerle kendimizde istediğimiz düşünce ve davranışları değiştirebiliriz. Bu anlamda e, kendi kendimizi özellikle hipnoz ederek istediğimiz şeyleri kolaylıkla ulaşabiliriz. Şimdi oto hipnozu anlatacak bize. Siz kendi kendinizde hipnoz ederek e, başarabilirsiniz, yenilmez olabilirsiniz diyor. Ama az önceki söylediğinizi ıskalamak istemiyorum. Bir şehir efsanesini yerle eksan ettiniz. Bize hep şöyle anlatıldı bugüne kadar. Beynimizin yüzde onlu kullanıyoruz, yüzde yüzünü kullanmıyoruz. Elif Erdenay diyor ki hayır yüzde yüzünü kullanıyoruz da Evet. Kapasitemiz ancak o kadarını karşılıyor ama yüzde yüzünü kullanabiliriz anlamına mı geliyor bu? Zaten hala hazırda yüzde yüzünü kullanıyoruz. Ama bazı insanlar şey zannediyor hani sanki büyük bir bölümünü kullanmıyoruz da küçük bir bölümünü kullanıyoruz. Hani bu daha, daha fazla bir klişeden bahsediyorum tabii klişe olduğu için. Ama sen yüzde yüzünü kullandığımız saat istediğimiz hedeflere ulaşamıyorsak, verdiğimiz kararların arkasında duramıyorsak burada çok ciddi başka sıkıntılar var demektir. Ne mesela? Altından ne çıkıyor? Bilinçaltını kullanamamak çıkıyor mesela. Çünkü aslında bizim beynimizin çok büyük bir bölümü bilinçsiz. Yani biz beynimizin büyük bir bölümünün bilinçsiz olduğunu bilincinde değiliz. Her şeyi çok e, idrak ederek, mantıklı yaklaşarak çözebileceğimizi zannediyoruz. Ama beynin çok büyük bir bölümü ne yazık ki rastgele oluşmuş. Özellikle e, 0-7 yaş arası. O zaman herkesi otorite olarak kabul ettiğimiz için ne yazık ki annemize söyledikleri, öğretmenimize söyledikleri, çevremizdeki insanların söylediklerini direkt olarak kabul ediyoruz. Ve bu şekilde yanlış inançlar geliştiriyoruz, yanlış davranışlar, yanlış düşünceler geliştiriyoruz. Bunun farkında olmadığımız zaman ne oluyor? 35-40 yaşlara kadar geliyoruz ama hala başkalarının inançları, başkalarının kalıpları, kurallarına göre yaşıyoruz. Bir türlü kendi hayatımıza ulaşamıyoruz. Kendi kendine engel koyan ben miyim, evet. sen misin? Ben değilim ama ben açtım mı diyorsunuz? Yok. <laughs> yani o kadar o mertebelere gelemedik ama insan gerçekten kendi kendine oturup düşünmüyorsa yani eline bir kalem kağıt alıp ya ben niye böyle düşünüyorum? Niye böyle hissediyorum? Neden amaçlarımı hedeflerime ulaşamıyorum deyip oturup düşünmüyorsa hayatın büyük bir bölümünü rastgele yaşıyor anlamına gelir. E bu sayede de zaten istedikleri hiçbir şey ulaşamaz. Kendi kendine sabote etmek dediğim şey tam olarak bu. E, i̇nsan en çok kendini sabote eder. Doğru. E, mesela siz kendinizde mi önce bu metotları denediniz? Çünkü bir şeye varmaya çalışıyorum. E, kendisi pek çok konuda eminim kendisine engel koyduğu noktaları aşmıştır da. Herkesin yapamazsın dediği bir şeyi yapmış Elif Hanım. Evet. Ha. Bir zayıflama hikayesi var. Önce oradan mı başladınız işe? Yani şöyle söyleyeyim tabii bende çok ağır duygusal yemek vardı yani iyi hissetmek için kendimi sürekli yemek yiyordum bazen bu tıkınırcasına yemek yemeye kadar kayıyordu bir yeme bozukluğu tabii ki bu e, tıbbi destek de aldım ama daha çok bunu beyinde bitirdim e, o da şu şekilde oldu yani kimseye veremezsin yapamazsın hatta işte bazı insanlar mide ameliyatı niye olmuyorsun gibi gibi otoyipnos tekniklerini de kullanarak 30-35 yakın bir kiloyu verdim. Sen kaç kiloydunuz? 95'e çıkmıştım ben sonra. 95'ten 30 60, 35 kilo verdiniz. 55'e indiniz. Evet. evet. Allah aşkına şimdi izleyici evet. diyecek ki ne yaptı Elif Hanım? diye soracak. Ben şu an o sesleri duyabiliyorum kulağımda. Evet. Yani nasıl yani otohipnoz derken ne yaptınız kendinize? Şu şekilde yani biz aslında kendimizle çok konuşuyoruz. Hani insan çok kendisiyle konuşuyor ama bunu farkında değil. Dolayısıyla kendinizi sabah ve akşam minik minik e hipnozu alırsanız ya otohipnoz dediğim şey aslında bilinçle bilinçaltının diyaloğu, güzel bir iletişim modeli. Hipnozun kendisinde de bu var. Ama e, insan tabii ben çok kendini tanıdığı için ve kendi isteklerini, arzularını bildiği için otohipnoz, self hipnoz kendi kendini hipnoz edebilirse bir insan Yaşamda gerçekten istediği her şeye hemen hemen ulaşabilir. Ya yani bana bunu bir cümleyle bir şeyle örneklendirmeniz lazım. Daha aydınlatıcı olması Tabii. için. Şimdi hipnoz denince de hep böyle film karelerinde hani bir saat sallanır. Psikolog sizi hipnoze. O değil. O değil. Yok. Oto hipnoz ne? Yani bir cümleyle. Mesela biri zayıflamak istiyorsa oto hipnozu kendisinde nasıl uygulayabilir? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim zihinlerimizde bir kritik faktör diye bir şey var. Aslında bilinçaltını sekreter ediyoruz. Kritik faktör. Üç tane yapımız var. Bilinç, bilinçaltı ve ortadaki kritik faktör. Hipnoz dediğimiz şey oradaki kritik faktörü kaldıran aslında çok güzel bir metot. Hemen kritik faktörle sizi tanıştırayım. Bugün günlerden saat kaç? Bugün günlerden salı e, ve saat 14'ü bir miktar geçiyor. Evet ama oradaki bir S oldu değil mi? Hani ben bu soruyu sordum. bilinç bunu aldı ve kritik faktöre çarpınca yani kritik faktör şunu söyledi. Aslında bu soru. Biraz saçma bir soru ya da ben bunu duydum ama böyle duymadım. Onu bir kritik etti. İşte o kritik eden kısmı hipnozla kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra da %88'imizi yöneten bilinç altına istediğimiz telkinleri, talimatları iletiyoruz. Otohipnozla yaptığımız şey kendi kritik faktörümüzü kaldırarak kendimizde istediğimiz düşünce, duygu davranışlarını oluşturmak için telkinler vermek. Bunu nasıl yapıyoruz? Sabahları ya da akşamları... Tam e, alfa dediğimiz yani biliyorsunuz bizim zihinler enerjide çalışıyor, elektrikle çalışıyor. Daha da sakinleştiğimiz bir an var. Ya tam uyandığımızda uyanır uyanmaz ya da akşam iyice uykumuz gelirken zihin enerjisinin alfaya düştüğü zamanlarda kendinize söyleyeceğiniz her şey aslında bir oto hipnozdur. Kendi kendinize hipnozdur yani. O uyumaya yakın, evet, Aralık uyumaya mı? yakın aralıklar. Orada ne istiyorsan söyle mi diyorsunuz ya da canlandır mı zihnin? Evet ya söyleyebilirsiniz ya da bir kalem kağıdı alıp çok hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Ama böyle kargacık burgacık. Yani tekrar siz okumayacaksınız zaten. Atıyorum e, bolluk bereketle ilgili çalışmak istiyorum. Para balık kolaylıkla gelir ama çok hızlı bir şekilde. Yani sizin bir daha okuyamayacağınız bir hızda. Özellikle bazı hipnotistler bunu el yazısı söyler. El yazısı el yazın diyebilir. Burada yapmak istediğim şey bilinç altında o talimatları o talimatları bilinçaltına vererek istediğimiz düşünce ve davranışları değiştirmez. Belli bir aralığı var mı tekrar aralığı? Olana yani, kadar mı? Olana kadar da yapabilirsiniz ya da e, çok basit bir şey için çalışıyorsanız yedi akşam yapabilirsiniz. Ama yedi gün minimum, minimum yedi gün olması gerekiyor. Yedi akşam. Evet. Uyku haline geçmeden önce. Aynen öyle. isteklerinizi yazın diyor Elif Hanım. Siz mesela o 30-35 kiloyu verirken bunu uyguladınız mı? Ben bunu yaklaşık olarak belki bu 15 senedir uyguluyorum. Hala uygulamaya Her konuda. devam ediyorum. Tabii tabii. Yani finansal açılarda olabilir istediğim bir düşünceyi değiştirmek. Öfke için kullanabilirsiniz. Özgüven için kullanabilirsiniz. Birçok yani hangi alanda rahatsızlığınız varsa... Bu söylediğim tekniği kullanabilirsiniz kimse ihtiyaç duymadan. Ama siz eğitimlerde de bunları öğretiyorsunuz değil mi Elif Hanım yanlış bu bilmiyorsam? Evet bu öğrettiğim sadece bir tanesi. Bunun gibi bir sürü teknik var. Tek yapmaya çalıştığımız şey kendi kendimize yardım edememek. <laughs> Belli aralıklarla eğitimler düzenliyorsunuz. Yakın zamanda varsa bir eğitiminiz tam da bu noktada duyuralım. İzleyicimiz merak eder çünkü var mı bu anlamda bir eğitiminiz? her ay mutlaka bir yenilmezler programı yapıyoruz. Orada yenilmezler... yenilmezler. Ha, şimdi birazdan onu açacağım. O. Yenilmezler de gerçekten kendi kendine yenilen insanlar daha fazla geliyor. Yani eğer ertelemekle ilgili bir probleminiz varsa ya da istemediğiniz duygu, düşünce, davranış değişimlerini yapmak istiyorsanız o otohipnoz öğrenmek için güzel bir program. Yakın zamanda var ama nereden erişebiliriz Elif Hanım'a derseniz de Instagram hesabında hepsi mevcut. Evet. Lütfen siz söyleyin gelsinler Instagram hesabınıza merak edenler. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben Elif Hanım'la nasıl tanıştım? Önüme onunla ilgili videolar düşmeye başladı. Her gün bir bilgi, her gün yeni bir içerik, çok da faydalı içerikler paylaşıyor. E, uzmanlığı da var bu anlamda. O yüzden aa, takip etmeye başladım. Sonra işte program fikri doğdu. Lütfen en azından yani eğitimlerden faydalanırsınız faydalanmazsınız bunu bilemeyiz ama kendisini takip edin her gün yeni bir bilgiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hmm. Elif Erdenay Elif Instagram Instagram' hesabını de. takip etsinler Hı. web sitenizde var. Web sitemde var eliferdenay.com aslında Instagram'a girdiği zaman bile oradaki konu başlıklarına bile baktığında insanlar birçok şeyi kendi kendine değiştirebiliyorlar. Yeni Yenilmezlere geçmeden önce şunu sormadan geçemeyeceğim kilodan ee, bahis açılmıştı ya. Diyet yapmayın diyorsunuz. Diyet evet. yaptığınızda kıtlık birinci devreye girer diyor. Bunu duyduğum ikinci konuğumsunuz Diyet yapmayından kastınız beslenmenize dikkat etmeyin değil sanırım. Yok. Diyet adını mı kullanmasınlar? Evet yani kendinizi bedi başlı gıdalardan ma mahrum bırakmanın hiçbir anlamı yok çünkü. Tek başına hiçbir gıda kilo aldırmıyor. Tek başına hiçbir gıda kilo verdirmiyor. Buradaki önemli şey enerji. Enerji açıyla kilo alıyoruz. Enerji açıyla kilo veriyoruz. Ama burada demek istediğim şey tabii ki bir oturuşta bir kilo baklava yiyin değil. Onlar yeme bozukluğuna giriyor. Onlar tıbbi şeyler. Ama siz kendi kendinize diyet yapmadan, sadece enerjiyi harcayarak, spor yaparak zaten otomatik olarak kilo verirsiniz. İnsan yenilmez olabilir mi Elif Hanım? Olabilir tabii ki. Nasıl? <laughs> Şöyle söyleyeyim yani. Programın bence... adı Yenilmezler. Yenilmezler programı aynen. Ee, yani insanın bence en kendini... İnsanın kendi yapabileceği en büyük iyilik bence zaten oto hipnoz öğrenmesi. Yani kendi kendine hipnoz etmeyi öğrenmesi. Belki görmüşsünüzdür. internette bazı doktorlar var. Kendini anestezi ederek kendi kendilerine ameliyat yapıyorlar. Yani bu kadar etkili bir şey. Tabii bu işin tıbbi alanı bizim kişisel gelişim alanında da kendinizde motivasyon eksikliğiniz varsa, erteleme alışkanlıklarınız çoksa ya da kötü düşüncelere sürekli kapılıyorsanız bunlarla bunlarla ilgili oto hipnoz öğrenerek kendi üstünüzde zaten çalışarak kurtulabiliyorsunuz yani. Ben hep şöyle düşündüm bugüne kadar. Hep bir başkasına yeniliyormuşuz ya da bir şeye yeniliyormuşuz hissiyatı vardı. Ama şu an Elif Hanım benim ezberlerimi bozdu. Diyor ki insan sadece kendine yeniliyor. Yani düşman da dost da içimde yine benim galiba. Evet. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Yani insanın kendine yaptığından daha büyük bir sabotajı ben şahsen hani bu kadar senedir bu işi yapıyorum. Başka bir yerde görmedim. Çünkü e, bu aşkla ilgili olabilir ya da parayla ilgili olabilir ya da koyduğunuz bir hedefle ilgili olabilir. Hep iç sesinizde bunu yapamazsın ya da bunu sonra yaparım gibi cümlelere sürekli yenildiğiniz müddetçe ki bu seslerin çoğunun gelmesi de çok normal aslında. Çünkü insan dediğimiz şey yapısı gereği e, az şabayla çokça mutlu olmaya programlı. Kimse aslında bu kadar zannettiğiniz kadar çalışmak istemiyor. Yani dünyanın en tepesindeki insanlar da bu şekilde ama onlar işte kendini harekete geçirmek geçirmeyi başarabiliyorlar. Onu hmm. da birazdan konuşuruz isterseniz. Konuşacağız. Dahilerin bizden ne farkı var diyeceğim. Şampiyonların bizden ne farkı var? Ee, bizden farklı bir zekaya ve beyni mi sahipler acaba diye soracağım. Ama önce şu yenilmezleri bir tamamlamak istiyorum. Ne dedik? İnsan kendi kendini sabote ediyor. Ee, i̇nsan sadece kendine yeniliyor. Ee, ama bunun önüne geçmek mümkün. Ee, yeter ki... E, o yapamazsın edemezsin düşüncelerinden kendinizi kurtarın. Beyin koçu yenilmezler programını hayata geçiren Elif Erdana mesela güne nasıl başlıyor nasıl uyuyor? <laughs> bir kere güne ilk önce nefes egzersiziyle başlarım. Çünkü bizim iki tane sinir sistemimiz var. Biz sempatik sinir sistemi bir de paramelik sinir sistemi. Şimdi nefes egzersizi yaptığımız zaman tam ortaya geliyoruz. Tam bir dengeye geliyoruz. Yani savaş kaç modundan kendimizi alıyoruz. Dinlenme modunda da bırakmadan tam ortada hizalanmış oluyoruz. Bu e, bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü gün içinde herhangi bir stresle karşılaştığımızda kendi enerjimizi koruyoruz. Kendi düşüncelerimizi negatif şeylere kaptırmıyoruz. İlk başta nefes egzersiyle başlarım. Ondan sonra yapabilirsem e, soğuk duşa girerim. Bazı zaman bazı zaman buzlu duşta, e, buzlu küvetin içine girerim. Hay gördüm onu. Öyle mi? Gördüm. <laughs> e, acaba deresem mi diye de bir düşündüm. Yani buzlu bilirsiniz. küvet. Evet. Wim Hof metodu diye geçer o. E, bayağı da dünya çapında meşhur bir insandır kendisi. Dengede kalmanızı sağlar. Yani hem iradenizi kuvvetlendirir, odağınızı artırır, kendinize olan güveninizi yerine getirir ve 6 ile 8 saatte stresi minimum seviyede hissetmenizi ne sağlar. Ne kadar kalınıyor buzlu küvette? Yaklaşık yeni başlayanlar bir dakika kalıyor. Ama tabii bunu tek başınıza yapmanız doğru değil. Bunun ha evde yapmayın lazım. diyorsunuz ama. Yok yok ama kendiniz illa evde yapacaksanız mesela bir yarım saniye falan kendi bacaklarınızı su tutabilirsiniz. Nefes egzersinden sonra. Ama tabii benim yapmış olduğum metodu mutlaka eğitimin alınıp yapılması bir uzma lazım. Bir uzman değiştiğinde evet. yapmanız gerekiyor. Doğru. E, ne kadar kalıyorsunuz siz? Ben şimdi aylardır yaptığım için 5 dakikaya yakın kalabiliyorum içinde. Ama bu tabii yazın. <gülüyor> Kaşın <gülüyor> o kadar bir dakika falan kalabiliyorum içinde. Buzlu küvet yani birkaç keredir görüyorum bunu. Elif Hanım'da da gördüm. Soracaktım çok iyi hatırlattınız. Evet. Ee, sonra? Sonra ne yapıyorsunuz? Sonrasında spor yaparım. Ben zaten eski sporcuyum. Ee, yaklaşık bir buçuk iki saat spor yaptıktan sonra da işime gücüme giderim. Ama o zamanlarda da kendim otohipnoz mutlaka yaparım. Yani günde beş, beş dakika minimum kendim otohipnozu alırım. Erteleme <laughs> sorunları çok geliyor dediniz. Evet bu erteleme hayatta bize ne yapıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim Ferda Hanım kimse aslında çok çalışmaya meyilli değil. Yani insan dediğimiz şey aslında az çabayla çok mutlu olmak istiyor. Yani saatlerini sosyal medyada harcayabilir. Ee, ne bileyim kötü düşüncelere sürekli kendini kaptırabilir. O bana bunu yaptı, bu bana şunu yaptı. Bu, bu, bu şekilde gidiyor. Ama buralarda bakın hep enerji var. Ama ciddi bir çalışma istesek, disiplinli bir çalışma istesek ne yazık ki buralarda herhangi bir enerji olmuyor. Hep keyfim geldiği zaman ders çalışırım. Keyfim geldiği zaman İngilizce Ay öğrenirim. Ay dur bugün değil yarın yaparım. Aynen. Dolayısıyla e, bunları aşabilmek için de gerçekten gene hipnoz tekniklerine başvurabilir insanlar. Siz bunların eğitimlerini verdikten sonra o kişi gerçekten öğreniyor. Evet. Ve neyse hayatında sorunlu alanlar ondan kurtuluyor. Biliyor. Ya da neyse ulaşmak istediği hedefleri Sonra geri dönüşler alıyor musunuz Elif Hocam? Ben bunu yaptım, ben bunu başardım diye. Bizim Instagram sayfamızda bununla ilgili geri dönüşler var. Evet. Hatta bir katılımcımızla beraber biz de canlı yayına çıktık. Kendisi kanser hastasıydı. Kendi kendine çalışarak gerçekten düşüncelerini Oo. değiştirdi. Hastalığı e, kendi, yendi. Yani hastalığı yendi diyemem tabii yani tıbbi bir şey ama kendi biliyorsunuz kanserde moral motivasyon çok, çok önemli bir şey. Bayağı kendi üzerine gerçekten ciddi anlamda bir başarı sağladı bu anlamda. O zaman hastalıklarda da fayda eden bir metottan söz ediyoruz. Yani düşünsel anlamda tabii ki. Yani belki hastalığı iyileştirmiyor. Şimdi bu tabii çok iddialı bir tabii, şey. Çünkü tabii. bir şeyler biliyorsunuz doktorların tabii, tabii. elinde olan şeyler ama... ...kişisel gelişimde pozitif düşünmede kendinizi en azından hastalığa kaptırmıyorsunuz. Bir motive, bir motivasyon, pozitif düşünce mutlaka gerekiyor. Peki demiştim ya arada bir yerde... Benim bir dahiden, bir şampiyondan ne farkım var? Onlar hayatta hani aa o dediğimiz yapamaz edemez dediğimiz bu nasıl bir başarı dediğimiz şeyleri başarıyor, hallediyor. Ama ben e, ya da izleyen bir izleyicimiz diyebilir ki ya benim hayatımda böyle bir başarı öyküsü yok diyebilir. Ha. Ne farkı var? Ben mi bir şey ıskalıyorum hayatta ya da o şampiyonun o dahinin benden bir farkı mı var? Yani sinirsel anlamda, beyinsel anlamda hiçbir fark yok ama bazı insanlar e, kendine gerçekten iyiye ve güzele layık görebilir. Bazı insanlar da kendini o kadar önemsemeyebilir. Aslında burada e, püf nokta kendini önemsemekle alakalı, kendine yatırım yapmakla alakalı. E bu başarılarını gıptayla baktığımız insanların hepsi gerçekten kendilerine yatırım yapan insanlar. Hem zihinsel anlamda, beslenme anlamında kendi yaşam konforlarını arttırdıkça performansları da artıyor. Bu da onların tabii ki başarılarına yansıyor. Örnek verebileceğimiz biri var mı? Bu şu yolu izledi. Onun yol haritası buydu bu, hayattaki diye ilham kaynağı olması açısından. Mike Tyson'a örnek verebilirim bu anlamda. Ne yok, Bizim cami yalnız. Mike camiamızın. Tyson <laughs> da <auto> hipnozu kullanan <laughs> Siz boks Bilesin, yapıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet MMA dövüşçüsüydüm eskiden. Kafes dövüşçüsüydüm. O zaman da gene Mike Tyson'a hayrandık yani hepimiz. Ee, kendi kendine hipnozu alır mesela. Maçlardan önce özellikle... Zihninde canlandırır yani maçı nasıl kazandığını, hangi zorlukların üstesinden geldiğini. Bunlar gerçekten çok hani belki anlatırken insanlara masal gibi geliyor ama zihin zaten hikayeli çalıştığı için siz kendinize güzel bir hikaye anlattığınızda bilinçaltınızda böyle trafik ışıkları yanmaya başlıyor. Ben ona trafik ışıkları diyorum. Bazı beyinde kimyasallar e, salgılanıyor ve sizin daha fazla moraliniz, motivasyonunuz yükseliyor. Bilinçaltınıza konuyu bıraktığınız zaman bir şekilde o stratejiyi sizin için geliştiriyor. Evet. Al, ya otomatik pilot gibi. Aynen öyle. Çok enteresan. Bakın diyor ki Mike Tyson'ın başarısının altındaki sır kendi kendine 5 dakika maçlardan önce otohipnoza Aynen. alırmış. E, maçı canlandırırmış zihninde nasıl kazandığını nasıl e, kavga verdiğini o sırada. Zorlukların üstesinden nasıl geldiğini. Ve başarılı oluyor. Evet. Çok ilginç. Bir yaşıma daha girdim. Bunu sadece tabii e, o yapmıyor. Bütün olimpik sporcular hemen hemen bir hipnotistle çalışır. Mutlaka Aa. kendini oto hipnozu almayabilir. E, o yüzden gerçekten kendinize böyle bir değişim yaratmak istiyorsanız, kendinize her gün başarıyı hazırlamak istiyorsanız kafada bu vizyonu sürekli izlemek gerekiyor. Ben hep ona şey kafada derim. Kafada bitirmek dediğimiz şey mi bu? Evet. Kafada bir reklam filmi oynatmak. Cazibeli bir geleceğin reklam filmini oynatmak gerekiyor ki kendinize harekete geçirebilirsiniz. Kaç derste öğreniliyor bu? Şöyle söyleyeyim yani hipnoz aslında kitaplardan bile öğrenilebilen bir şey. Ama biz kendi programımızda sizin yoğun hassasiyet noktalarınızı öğreniyoruz. Yani ben Ferda Yıldırım'ı nasıl harekete geçirebilirim? Niye harekete geçeceğim? Ha, daha bireysel bir program evet. galiba. Evet aynı o şekilde ki e, kendinizi hipnoz yaparken çünkü dedim yani ya, reklam filmi oynatıyorsunuz bir kafada. Onları oynatabilmeniz için sizin kendi yoğun hassasiyet noktalarınızı bilmeniz şart. Zihin hikayelerle çalışır dediniz. Bu evet. ne demek Elif Hanım? Zihin gerçekten hikayeyle çalışır. Yani ne sözlerle, ne müzikle. Mesela hafıza sarayı. Hafıza sarayı tekniği vardır mesela. Onu en güzel kullanan, yani kendi o sarayda en güzel hikayesini yazan kesinlikle dünya hafıza şampiyonu olur. Yani bizim aslında kendimizi harekete geçirmek için de kendimize güzel bir hikaye anlatmamız lazım. Şu an aslında siz de Ferda Yıldırım olduysanız, siz de kendinize demek hikayeyi güzel anlatmışsınız, güzel bir vizyon izlemişsiniz ki bugün nereye gelebilmişsiniz? Allah Allah. Şimdi onu evet. geçiriyordum kafamdan. Acaba yaptığım işe dair yani işini gerçekten çok severek yapan insanlardan biriyim. Acaba diyorum böyle o hikayeyi kafamda anlatmış olabilir miyim evet. zihnimde kendime diye. Her istediği için bu hikayeyi zihninde kişi kendine. Anlatabilir mi Tabii. Hikayeyi ama kendimi mi kurgulayacak, kendi mi yazacak? Şöyle söyleyeyim Ferda Hanım yani fikirlerin insan üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hepimizin zaten zihninden binlerce fikir geçiyor. Dolayısıyla fikirlerim neden harekete geçemiyorum diye e, ağlamanın da aslında bir çözümü yok. Burada söylemeye çalıştığım şey fikirleri duygusal nedenlere bağlayıp yani fikir ve duygu kombinasyonu yapıp güzel bir reklam filmi oynatmakta iş. Aslında bu gene şeye de girebilir, nöro pazarlamaya da girebilir birazcık. Reklamcıların yaptığı şey evet. de tam olarak bu. Sizin duygularınıza hitap ed eder reklamcılar. Sizin de kendi fikirlerinize sizin duygularınıza hitap etmesi lazım. Yani siz gazetecisiniz, işte 30 yıl aşkındır bu mesleği yapıyorsunuz. Bunun altında mutlaka duygusal sebepler vardır. Yoksa hani bu sadece bir fikirle bu kadar sene, bu kadar zorluğa rağmen yapılacak bir iş değil. Dolayısıyla e, bu kilo vermekten tutun, zorlu bir girişime başlamak bile olabilir... Bunların arkasında bir duygusal neden olup bu hikayeyi de kendinize güzel anlatmanız lazım. İş para kazanmaya kadar gidiyor mu? Evet. Var mı böyle hikayeler elinizde? Var tabii ki. Ya yani yine onu zihnimde biri diyor ki ya bir gerçekten ben para kazanmak istiyorum diyen birine nasıl bir e, telkin tavsiyesinde bulunursunuz? Şöyle söyleyeyim o mesela para kazanma meselesi değildir aslında. Onun da altında gene yatan başka sebe sebepler vardır. Mesela özgürlük kazanmak ya da dünyaya gezmek. Ya da yaşam standartlarını yükseltmek. Yani kimilerde maddiyat olarak işe yarar. Kimilerine maneviyat olarak işe yarar. Kendi ailesine güzel, gerçekten cazibeli bir gelecek yaratmak. Dediğim gibi benim için mesela dünyayı gezmek çok önemli bir duygusal nedendir mesela. Kaşif olarak. Dolayısıyla yani paranın da duygusal nedenleri var. O yüzden benim vereceğim en güzel tavsiye fikirlerden daha fazla duygusal nedenlerle yola çık. Kendi hikayenizi yazın diyorum. Evet. Ben. <laughs> Elif Hanım. O zaman... Buraya e, sizin yayınlarınızdan bazılarını seyrederken not almıştım. Tam da özeti bu cümle. İnsan kendi hazinesine ulaşmadan hiçbir hazineye evet, ulaşmaz. Şimdi biraz bu beyne tekrar dönelim. Bir takım egzersizler gösterecek Elif Hanım bize. Videolarında sıklıkla o egzersizleri veriyor ama birkaç tane biz bugün kendisine rica edeceğiz. Ama önce şuna bir açıklık getirelim. Şimdi bu beyin bize hep şöyle anlatıldı. Yönetici organ, işte vücudun patronu çok önemli ama bir taraftan siz de diyorsunuz ki biz mağara adamı beynine sahibiz. Biz onca zamandır o beynimiz hiç ilerlemedi, gelişmedi mi yani? Elif Hanım yerinde mi saydı? Ya da hep e, vazifesi bu olan bir organ mı? Şöyle söyleyeyim, e, hala mağaradaki atalarımız gibi düşünüyoruz bir kere. Bunu en büyük e, üç tane örneklemen, özetleyeyim size. Mesela hala lokasyonları bulmakta çok iyiyiz. Yani siz buraya gelirken işte bu caddede buranın nerede olduğunu biliyor muydunuz? Hangi apartmanda olduğunu bu katın biliyordunuz. Dolayısıyla evinizin de yolunu biliyorsunuz. Hala lokasyonlarda çok iyiyiz. çünkü atalarımız da kendilerine göre lokasyonları vardı. Su kaynakları nerede? Benim mağaram nerede? Düşman nerede? Gibi gibi o lokasyonları çok iyi biliyorlardı. Bir ikincisi görsel hafızamız hala çok kuvvetli. Yani siz birini gördüğünüz zaman hatırlıyorsunuz ya da gördüğünüz bir manzarayı hatırlayabiliyorsunuz. Üçüncüsü de matematikle aramız hala çok kötü. <laughs> yani bugün, o da bu atalarımızdan. Evet matematikle aramız pek iyi değil rakamlarla aramız pek iyi değil. Bugün işte bir şifreyi kaybettiğimiz zaman ne yapıyoruz? İşte unuttum o şifre geliyor ama ona hiç bakmadan kopyalayıp yapıştır. Direkt olarak şifremizi yeniliyoruz. Dolayısıyla hala beynimiz mağaradaki atalar gibi çalışıyor. Çünkü evrimsel psikoloji böyle pat diye gelişebilen bir şey değil. Şimdi işte elimizde kayan ekranlar var, teknolojik imkanlar var ama biz aslında bilinçaltında buna yabancıyız. Gene hala bir, tarafımız mağaradaki atalar gibi düşünüyor. Yani bu şu demek oluyor. Bugünün problemlerini o günün mantığıyla çözmemiz lazım. Ha, şimdi anladım. Ben hep derim ki hani artık navigasyonlarla arabada yol buluyoruz, yön buluyoruz ya. Şimdi Hayatı navigasyonlarla, telefonlarla geçen biri benim ne demek istediğimi anlamaz da benim kuşaklar anlar. Şu telefonlar olmadan biz insanlarla buluşuyorduk ve navigasyonlar olmadan ilk defa gittiğimiz bir yeri buluyorduk. Sonra sonra da olsa buluyorduk. Sizin bu dediğiniz o zaman ve hep merak ediyorum ya nasıl buluyorduk acaba diyorum. Bazen artık navigasyonla bile bulmakta zorlanırken biz önceden nasıl buluyorduk bu yolu diyordum. Demek ki bilinçaltı. bilinçaltı. Buluyorduk. Evet ya da bulmanın yolunu size söylüyor bir şekilde. O yüzden kendi bilinçaltımızı hafif almak aslında kendi hayatımızı hafif almak demek. Hayatta hafif alınmayacak kadar değerli bir şey. Beyni geliştiren egzersizlere bir örnek verelim tam bu noktada. Evet. Tavşan taş egzersizini öğretecek Gerçekten size. Gerçekten çok eğlenceli bir egzersiz. En güzel egzersizlerden bir tanesi tavşan ve taş egzersizi. O da yine kendi kendinize evde 120 metronom 150 metronom eşliğinde yaparak açarak o müziği kendi kendinize yapabilirsiniz. Yani tavşan sonra taş. Tavşan taş. taş <laughs> yapamıyorum. Aynen yavaş yavaş ama. Tavşan tık taş. Tavşa, taş. Değiştir, tavşan değiştir. taş. Değiştir değiştir. Bunu beş dakika yaptığınız zaman gerçekten odak da çok güzel artış sağlıyorsunuz. E, zeka kapasiteniz gelişebilir bununla ilgili. Gerçekten güzel bir benzer. Ben sonra yayın sonrası deneyim. Şimdi rezil <laughs> rüsvayı olmaymış. Elif Hanım çok güzel yapıyor. Bir daha yapın Elif Hanım. Taş, tavşan, taş, tavşan. En basit egzersizlerden bir tanesi bu alışmak için. Her gün 5 dakika. 5 dakika yapsınlar evet, evet. mı? Evet. Bir, örnek daha verin ya. Çok güzel bu egzersizler. Sarmal olabilir. O ne? O da aynı şekilde. Tavşan taşın bir benzeri. Sarma, taş, değiştir. Değiştir. Ben bile yapamıyorum şu an. Değiştir. <laughs> Heyecandan. Evet. Yani bunu yapmaktaki amaçlar tabii ki e, kompleks motor becerilerini geliştirmek. Bunu piyano da geliştiriyor aynı şekilde. Keman çalmak. Yani iki el aynı anda kullanmak e, beyin gelişimi için gerçekten güzel. Yapın bunları. Yani nöron, nöronlar yaratıyoruz. Bir adım, de ileride ya. bir takım rahatsızlıklardan da koruyan egzersizler evet. olarak da niteleyebilir Bunlar miyiz? Bunlar tabii aynen Alzheimer, mesela. Parkinson. Doğru, evet. Çok güzel güçlendiren egzersizler. Çok pratik, çok güzel. Şansı mıknatıs gibi hayatımıza çekebilir miyiz? Ya şans dediğimiz şey aslında temel olarak şöyle hemen şu peçeteyle özetleyelim. Şimdi şu taraf şans olsun. İşte şey yapalım. Tamam. Şans her zaman havada süzülür. Bu da sizsiniz. Tabi şansı yakalamak için aynı frekansa da çıkmanız lazım. Sonra aynı frekansla buluştuğunuz zaman da bunun içinden tamamen geçmeniz gerekiyor. Şans böyle bulunur. Ama bu frekansı yakalayabilmek için de kendinize emek vermeniz gerekiyor. Özellikle gerçekten bilinçaltınızı buna göre şartlamanız gerekiyor. Şimdi az önce söylediğim gibi biz bilinçli olarak e, çok fazla şey yaptığımızı düşünüyoruz ama beynin bilinçli bölümü, düşünen bölümü çok küçük bir kısım. Dolayısıyla büyük bölümü yani arka beynimiz, orta beynimiz düşünmediği için orayı harekete geçireceğiz. O yüzden hipnoz yani kendinizi hipnoz ederek bilinçaltınızı sizi şanslı bulmasına da programlayabilirsiniz. Yani her şey kendinizden beklemeyin. Bırakın sizin için beyninizin daha büyük bölümü çalışsın. Ee, güzel ama yine de senin o şansla aynı frekansa çıkman gerekiyor evet. en başta. En başta o frekansa çıkabilmen gerekiyor. O yüzden sakin kalman gerekiyor. E O zaman işte mıknatıs benim dediğim. Evet doğru bir Şans hayatımıza bize nasıl gelir? Şans bizim hayatımıza kendimizi motive ederek enerji seviyemizi yüksek tutarak ve sürekli Bilincimizi kötü negatif enerjilerden temizleyerek gelebilir Ki onu göre, görebilelim geldiği zaman. Bir beyin koçu olarak e, nasıl az önce beyni geliştiren, e, daha sağlıklı tutan egzersizlerden örnekler verdiniz ya. Yeme içme anlamında da şunları şunları asla yemeyin. Bu beyne iyi gelmez. Ama bunları bunları da mutlaka tüketin dedikleriniz var mı? Hani az önce söylediğim gibi tabii kilo verme anlamında da olsun, hayatta da olsun... Kendini bir şeylerden mahrum bırakmak doğru bir şey değil ama azaltarak yemek tabii ki beyin performansını çok büyük etkiliyor. Bunlardan e, önemli olan mesela fast food yiyecekler, fast foodlar gerçekten e, beyin enerjisini çok düşürüyor. Çünkü mide dediğimiz şey aslında e, sinirlerle dolu bir organ ve siz ağır yemekler yediğiniz zaman direkt olarak midede daha fazla kan gereksinimi e, sağlanıyor ki sindirim gerçekleşebilsin. Bu sefer beyniniz bütün o ihtiyacı olan kanı sizin beyninizden alıp aşağıda çalıştırıyor. Dolayısıyla yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz ağır yemek yediğiniz zaman kendinizi daha yorgun, agresif hissedersiniz. Bilissel yetenekleriniz zayıflar. O yüzden güzel yemek yediğiniz zaman kanınız zenginleşir. Beyin performansınız artar. E, su içtiğinizde aynı şekilde. O yüzden sağlıklı beslenmek sadece kilo alıp vermek için değil, beyin performansını güzel kullanmak için de çok önemli. E, ama beyin için mutlaka şunları tüketin dediğiniz, hani hep ceviz söylenir. Hı hı. Ceviz çok faydalıdır, patates çok faydalıdır, karbonhidrat özellikle. Ama illa şeker şart mıdır? Bence illa şeker de şart değil. Ama güzel yağlar, kaliteli yağlar, somon olabilir aynı şekilde. Bunları gerçekten tüketmenizi tavsiye ederim. Ya Çok ilginç işlenmiş gıdalarla ilgili. Geçenlerde Burçak Yüce ile bir frekanslar yayını yapmıştık. E, işlenmiş gıdaların frekansı ölçüldüğünde sıfır çıkmış Elif hanım ya. Hmm. Yani buradan pay biçin artık. Yani. Frekansı sıfır olan bir yiyecek size, beyninize, bedeninize neler etmez diye düşünüyorum ben. Boş Sizin az önce söyledikleriniz de perçinlemiş oldu aslında bu bilgimizi. Beynin bana söylediği yalanlar var mı? Aynen var. <gülüyor> <gülüyor> en yalancı şey herhalde o sesler. Yapamazsın, edemezsin ya da canım istemiyor sonra yapalım. Ya işte bir küçük bir kaçamak yapalım, bir şey olmaz. Çünkü zaten e, insan doğası bu kaçamaklara elverişli de aslında bu eğilimler hepimizde olan eğilimler ama en çok herhalde korkutması aslında korkutmasında da bir sakınca yok sadece sınırlaması sakıncalı örneğin e, araç kullanamayan insanlar var yüzemeyen insanlar var bunu evet. fobiye dönüştüren insanlar var aslında burada temel sorun e, orta beynin onları sıklıkla korumaya çalışması bilinçaltı onu korumaya çalışıyor. Ferda Hanım ben hep bilinçaltına şey derim. Bilinçaltı bizim ilk annemizdir. Hep bizi korur kollar. Siz 80'e 90'a gelin. O zaman da gene korumaya devam edecek. Ama bunu yaparken de sınırlıyor. Rahatsız ediyor. E, o duygusal sinyallerin bir sebebi aslında o konforsuz hisseder ya insanlar havuza girmekte. Ya da işte uçak sallanır mesela tür bir bir konforsuzluk hissederiz. Oradaki şey aslında sizi koruması beynin. Dedim ya ilkel çalışıyor. İlkel beyin. Ama e, bunu yaparken sınırlaması, rahatsız etmesi sorun. Bunu da gene nefes teknikleri olabilir, otoyipnos teknikleri olabilir. Bunlarla beraber bunlardan kurtulmak da mümkün. Panik ataktan kurtulan var mı bu yöntemle? Atak anlarını tabii panik atak e, klinik bir şey olduğu için mutlaka doktorlarımızın e, ilgilenmesi gerekiyor. Ama atak anlarını kontrol edebiliyor insanlar evet nefeslerle beraber. Çünkü e, panik atakta da gene ne yapıyor? Beyin kendi kendine devreye geçiyor. Ve bir cevap istiyor aslında. O cevap da en güzel nefes de olabilir. Şimdi Elif Hanım okullar açılıyor. Dinleyen anneler babalar diyebilir ki e, çocuklarımızla ilgili de bize bir örnek versin. Bir şey anlatsın. Çünkü okullar açılıyor. <laughs> Anne babaların dramı başlıyor diyebiliriz. E, ebeveyn için zor bir dönem. Çünkü çocukların çoğunluğunda dikkat eksikliği var. Evet. Odaklanma sorunu var. Artık bilmiyorum yedikleri içtikleri mi şu maruz kaldıkları uyaranlar, telefonlar, tabletler mi? Bir de dersin başına oturtamama halleri var. Şimdi der ki anne babalar çocuklarda o dikkat eksikliğini giderici, odaklanmayı sağlayıcı bir şeyler bize önerebilir mi? Elif Hanım derlerse ne dersiniz? Aslında İkinci Dünya Savaşı'nda da kayan şeylere bakmak, hareketli şeylere bakmak, onlara odaklanmak sorunmuş. Ee, Almanlar kendi askerlerini eğitebilmek için İngiliz savaş uçakları geliyor onları görebilmeleri için Özel böyle cihazlar yaparlarmış. Şu an ismini hatırlayamıyorum ama o cihazların içine sokarlar ve askerlerini hareketli şeylere alıştırırlarmış. Şimdiki durumda tam tersi. Biz hareketli şeylere çok alışacağız ama duran bir şey yaptığımız zaman sıkılıyoruz. Kitap okumak olabilir, ders çalışmak olabilir. Metroda beklemek bile olabilir bu. Hemen ne oluyor? Elimi sop, şeye gidiyor yani. Elif. Telefonlarımıza gidiyor. Dolayısıyla burada tabii ki e, Hemen bir teknik gösterebilirim. Duran Mesela. şeylere de enerjimizi harcamamız lazım. Enerji terbiyesi diye geçer aslında bu. Duran şeylere enerji harcamak. Mesela bu günde 5 dakika bir bardak suya bakmak bile olabilir. Benim de çok sık yaptığım bir şeydir. Sanki dünyanın en önemli şeyiymiş gibi bir suya 5 dakika boyunca odaklanacağız. Her sabah mümkünse uyanır uyanmaz. Sanki dünyanın en önemli şeyini tutuyormuşum gibi elimde. Suyun hareketlerine, suyun dalgalanmasına olabilir. Bardağı nasıl sardığına. Şöyle 5 dakika bile baktığınız zaman gerçekten odan, duran bir şeye yöneldiğini göreceksiniz. Yani burada prefrontal korteksteki odak merkezi, duran şeye odaklanıyor. Bu ne işimize yarıyor? Tabii ki e, kitap okurken ya da birini dinlerken bile daha odaklı ve çarpıcı bir dikkatle dinlememizi sağlıyor. Harika bir örnekti. Vallahi ben bunu yapacağım. Yapalım. Çünkü dediğiniz çok doğru. Eskiden elimizde telefonlar yokken işte ağaca bakardık. İnsana bakardık, etrafı seyrederdik, doğayla daha iç içeydik. Ama şimdi yani şunun dışında hiçbir şeye bakmıyoruz. Yani bir yerde insanlarla karşılaşıyoruz, birbirimizin evet. yüzüne bakmıyoruz. Ya valla muhteşem bir teknik verdi, ben yapacağım. Her sabah uyanıyoruz, 5 dakika en önemli şey sanki. şu suya bakın ya diyor. Evet, dünyanın en önemli şeyi sanki bu suymuş gibi, en önemli şey elinizde tutuyormuş gibi yani. Aslında bununla ilgili e, mindfulness egzersizleri de var ama en basiti şu bile yani hiçbir ücret ödemeden kendi enerjinizi terbiye edebilirsiniz. Enerji yani. terbiyesi bunu çocuklara yapabilir mi aileler? Çocuklara, kendilerine özellikle çünkü gerçekten yani insanın duran şey dikkatini vermesi bu çağda çok zor bunu anlayabiliyorum. Ama bunun da tabii ki yöntemi ve pratikleri var. Kendi bu onlardan pratik. biri. Evet. Başka böyle ailelere tavsiye edeceğiniz mesela ders çalışma taktikleri. Ya da öğrencilerin kendisi de olabilir, ee, üniversite öğrencileri var, odaklanma sorunu yaşıyor olabilirler. Şunları şunları yapın. Erda bir kere aslında e, öğrenci dediğimiz bence gerçekten tembel olur. Çünkü neden? İnsan doğası gereği yine az şabayla çokça mutluluk. Şimdi küçük bir çocuk zaten tamamen insanın ham maddesidir yani ham halde. Dolayısıyla tabii ki çalışmak istemeyecek. Burada e, aileler bana gelip hep, hep şey diyorlar. Yani Elif hocam çalışmıyor. Tabii çalışmayacak çünkü onun bir e, cazibeli bir gelecek vizyonu yok. Çoğu çocuk da bence gene ben tabii onların çok çalıştığım için biliyorum. Ailesini memnun etmek için çalışıyor. He. Fırça yememek için, öğretmeninden fırça yememek için. E, bununla ilgili çocuklarda da güzel bir gelecek vizyonu oluştursak. Ne bileyim bu onları iştahlandıracak bir şey olabilir. Çünkü çocuk bu sefer ne yapıyor? Telefondan e, kafasını kaldıramıyor. Çünkü eğlenecek başka şey yok. Ama çocuk dediğimiz eğlenmek isteyecek, mutlu olmak isteyecek, bir çıkarı olsun isteyecek. O zaman aileler önce telefonun dışında çocukları mutlu edecek yollar bulmalı. Aktiviteler Yine iş ebeveynle bitiyor evet, yani. Evet. Ya da disiplin kazanabilecek bir dövüş sanatına yönlendirebilir. Yani bunlar hep çocuğu disipline etmek bir için. Bir spor olabilir. Evet. Bir müzik aleti. Yani tabi. Yetenekleri doğrultusunda ama şunu da tabii ekleyeyim ee, ailelere ben bunu söylüyorum çocuktan bunu beklemeyin yani çocuğun görevi disiplinli olmak değil çocuğun görevi çocuk olmak sizin göreviniz ebeveynlik bunun yolunu sizin bulmanız lazım bu yüzden çocuklara mesela benim bir videom vardı çok izlenmiş gerçekten insanlar tarafından da takdir edilmiş azarlanan çocukların kaybettiği üç şey diye. Şimdi e, azarladıkça çocuk özgüvenini kaybediyor. Evet. Motivasyonunu zaten kaybediyor. Dürüstlüğünü de kaybediyor. Aa, dürüstlük. Evet. evet. Bu son madde çok önemli. Yani dürüstlüğünü, dürüstlüğünü kaybetti mi her şeyi kaybetti demektir. Çünkü e, dediğim gibi şimdi çocuk insanın ham hali ise eğer... ...o stresle baş etmeyi bilmiyorlar... ...hemen direkt olarak yalan söylemeye başvuruyorlar. İşte Ali niye ödemini yapmadın elektrikler kesildi oluyor. <laughs> Dolayısıyla e, o gerçekten dürüstlüğünü kaybettiği zaman da hayatta birçok da şeyi kaybetmiş oluyor. O sebeple bunlara hiç gerek yok. Uzman bir pedagogdan bununla ilgili destek alabilirler ama çalışmaya, çocuklardan beklemesinler. Siz o yolları bulacaksınız. Evet, bu da bu... önemli bir tavsiyeydi. Yine neleri konuştuk? Neleri? Yenilmezler programını konuştuk. Oto hipnozu konuştuk ama o bildiğiniz hipnoz değil. Kendi kendinize de yapabileceğiniz. İşte sizin e, sınırlarınızı kaldıran sizdeki engellemeleri kaldıran diyebiliriz evet. korkularınızı yok eden bir teknik öğrenebilirsiniz bunun için Elif Hanım'ın öncelikle instagram adresini takip ederek başlayabilirsiniz Elif Erdener ara ara eğitimleri de oluyor bunların daha fazlasını öğrenmek isterseniz eğer şöyle tamamlayalım başladığımız gibi çünkü o kendini öyle anlatıyor zihnin korkularını ve sınırlarını yok ederek başarmana yardımcı oluyorum diyor. Artık neyi başarmak, neye ulaşmak istiyorsanız onun cevabı da sizde. Elif Hanımcığım, eksiğimiz var mı bugüne dair? Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Bir biz teşekkür ederiz. Üzere. Ayaklarınıza sağlık. Ama çok şey öğrendik. Mesela suyu ben yapacağım. Böyle bakacağım 5 dakika. E, hepimizin problemleriz. Ben bu soruyu çocukların dikkat eksikliği falan için sormuştum ama biz yetişkinlerde de o dağınıklık hali var. Odaklanmak için ben yapacağım. Siz de yapın. Beyin Koçu Elif Erdenay bizimleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.